FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar yepyeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz 11 metreküp kısa şase Fiat Ducato aracın yurt dışı için, Almanya için karavan dönüşümünü gerçekleştirdik. Dış rengi de değişti. Farklı bir renk uygulaması yaptık. Pürüzlü, pütürlü mat boya uygulaması yapıldı. Koyu çakıl antrasit arası bir renk seçimimiz oldu. Kapı aralarına kadar her yeri boyandı. Akıllı karavan konseptine uygulandı. Bizim kendi kardeş firmamız olan Labobinix'in akıllı karavan kontrol panelini bu araçta kullandık. A'dan Z'ye bir karavanda olması gereken bütün donanımlar uygulandı. Bir de içinde tabii ön taraf 2+1'di normalde aracın orijinalinde. Arkaya bir tane koltuk, öne de tekli koltuk yaptık. Birazdan içeride ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız bununla birlikte. Arkadaki tekli koltuk istenildiğinde raylarından sökülüp alınabiliyor. Eğer iki kişi yolculuk yapılacaksa üçüncü koltuk boşu boşuna yer kaplamamış oluyor araçta. Bunların hepsini içeride sizlere göstermeye çalışacağım. Ama öncelikle şimdi bu arabayı almaya sahibi geldi. Bir başka aracı bize getirdi. Daha önce videolarımızı takip edenler yekpare monoblok fiberglass polyesterden bir kasa yapımı çalışması üzerinde olduğumuzu görmüştünüz. Onun çok yakında yeni bir bölümü kanalımızda yayında olacak. Bu arada da ikinci olarak da yine Almanya'ya şu arkamda görmüş olduğunuz Volkswagen Crafter 2022 model otomatik vites araç bize geldi. Uzun şase, bunun da arkasına yine alkovenli karavan uygulaması yapılacaktır. Bunların da yapım aşamalarını yine kanalımızdan seyredebileceksiniz. Dilerseniz tanıtımımıza devam ediyoruz. Öncelikle arka kapıya doğru geçelim ve arka taraftaki oturma grubunu ve nasıl yatağa dönüştüğünü göstermeye çalışalım. Arkadaşlar şimdi bu kısma baktığınızda tabii öncelikle kapılarımıza, evet şimdi yaklaş birazcık. Şöyle kapılara baktığınızda kapılarımız kaplandı, kumaş kaplandı. Buraya gazetelik vesaire böyle bir şeyler koyabilmek için depolama alanları yapıldı. Bir de tabii içleri de aydınlatmalarla süslendi. Tabii şu anda gün ışığıyla çok fazla göremesek de şöyle yaptığımızda buradaki aydınlatmayı görebilirsiniz. Sizlere öncelikle daha önce eğer ki bizim videolarımızı görmediyseniz akıllı karavan kontrol panelimizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar yaklaş. Şimdi burada en önemli özelliğimiz tabii bunun bir tablet olması. Tabii bunun en önemli özelliği şöyle ki bir tablet olması istediğimiz yerde bağımsız kablosuz çalışabiliyor. Direkt sistemle bağlantı kuruyor ve her şeyi buradan açıp kapatabiliyoruz. Aydınlatmalar, bütün tuşlar yani bütün şalter panosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Açı göstergeleri, temiz su, pis su göstergeleri vesaire her şey burada. Tarih, saat her şey burada görülebilmekte. Aydınlatmaların hepsi dimlenebiliyor. Buradan alçaltıp yükseltebiliyoruz. Bunları içeriye geçtiğimizde gün ışığından biraz kurtulduğumuzda daha iyi bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sizlere öncelikle burada arka oturma grubumuzu nasıl yatağa dönüştüğünü göstermek istiyorum. Benim yapmam gereken tek şey buradan masama yatağa dönüş komutu vermektir arkadaşlar. Ve tableti bırakıyorum. Sadece bir 30 saniye bekliyorum. Masamız kendi kendine yatak pozisyonuna doğru geçiyor ve bize de yapmamız gereken bir tane işlem kalıyor. Şöyle ki buradan döşemelerimizi alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burası 130'a 185'lik bir yatağa dönüşmüş oluyor. İşimiz bitti. Bu arada tabii şöyle ki şuradaki oturağımızın altı akü odası, kontrol paneli odası. Diğer taraf şöyle buradaki oturağımızın altı komple depolama alanıdır. Bu arada da baş üstleri komple depolama alanlarıyla süslüdür. Şimdi sabah uyandınız, yatağınızı toplayacaksınız, tabletinizi açıyorsunuz ve vereceğiniz komut masaya yukarıya çık komutu veriyorsunuz ve oturup izliyorsunuz.
Buranın rahatını da ben size şuradan şöyle göstermek istiyorum. Ayakkabılarımı çıkartıyorum ve işte arkadaşlar, burası da böyle rahat ve keyifli bir ortam sunmakta. Güzel manzaralara gittiğinizde arabanızı çektiniz, arka kapıları açtınız ve burada güzel bir ortam, güzel bir keyifli bir alanda yaşayabiliyorsunuz. Masamız yeteri kadar, 110 santim uzunluğunda bir masamız var, 60 santim genişliğinde, yani 4 kişi burada çok rahat oturup da keyif yapabilir. Bu arada yine bizim çokça daha önce videolarda yine bahsetmiş olduğumuz aydınlatmalarımıza, daha önceki videolarımızda çokça göstermiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz aydınlatmalarımız, bakıyorsunuz neon LED, o boncuk boncuk görünenlerden değil de çok daha kaliteli, çok daha böyle kalem gibi görülebilen neonlarımızı, aydınlatmalarımızı burada görebilmektesiniz. Arkadaşlar şimdi böyle buraya baktığımızda koltuk döşemelerimiz falan değişti. Burada ikili koltuk vardı, o değişti. İki tane burada 1+1 koltuğumuz var. Hemen arkaya zemine raylar taktık ve buraya böyle bir tane tekli koltuk, emniyet kemerli tekli koltuk takıldı. Bu koltuğun en önemli özelliği, tabi başlığı da var. Böyle başlığını da göstereyim sizlere. Şimdi başlığı da buraya takılıp sökülüp çıkartılabilmekte. Şimdi ben tabi katlamak istediğim için başlığı şimdilik buraya takmayacağım. Arkadaşlar şöyle, şimdi 3 kişi yolculuk yapıldığında bu koltuk bu pozisyona getiriliyor. Ama eğer ki sadece 2 kişi gideceksiniz veya gittiğiniz yere vardınız, artık bu koltuğa yolculuk için ihtiyacınız yok. Mandala bastınız, bunu kapattınız. Hatta ve hatta daha da ileriye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bunu böyle bir tık daha eğebiliyoruz. Ve hatta ve hatta bu kalabalıktan kurtulacaksınız. Dersiniz ki biz sadece 2 kişiyle yolculuk yapıyoruz, biz bu koltuğu hiç istemiyoruz diyorsunuz. Komple rayından söküp alıyorsunuz, depoya kaldırıyorsunuz ve burada bu kalabalıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Buralara baktığımızda burada depolama alanlarımız mevcuttur. Ortam ısıtıcımız, su ısıtıcımız vesaire hepsi Avrupa koşullarına, Avrupa tüvüne vesaire uygundur. Mutfak sistemimiz, gaz sistemimiz hepsi Avrupa'ya uygun. Camlarımız belgelidir. Gaz borularımız hepsi belgeli kullanılmaktadır. Yani Avrupa'da herhangi bir sıkıntı bu konuda yaşamamaktayız. Evet arkadaşlar, şimdi buraya baktığınızda, şimdi öncelikle tabii mutfağın bu kısmında şişeliklerimiz aydınlatılmış vesaire, şişeliklerimizi görebiliyorsunuz. Bu arada da böyle çift ayrı kapaklı, çift gözlü ocağımız, musluğumuz, çeşmemiz buradadır. Aracımızda iki tane su depomuz var. Birisi 105 litre temiz su deposu, birisi 105 litre gri su deposu. Tuvalette tabii Avrupa koşullarına uygun olarak Avrupa kasetli tuvalet kullanıldı. Böyle yine berhimi bas çek kilitlerimiz bütün dolaplarımızda kullanıldı. Burada bunları görebilirsiniz. Arkadaşlar en altta da böyle minik 50 litrelik 12 volt buzdolabımız mevcuttur. Şöyle dışına da tabii mobilyayla uyum sağlayabilmesi için kapağını da kaplamış olduk bunun. Ya buraya da baktığınızda böyle minik bir depolama alanımız yine var. Baş üstleri zaten komple depolama alanlarıyla süslü. Kulplarımıza baktığınızda böyle en kaliteli basça kilitli kulplarımız kullanıldı. Modern renkler, modern bir tasarım uygulamaya çalıştık. Altlar bizim kendi atölyemizde yaptığımız bombeler, gidip de herhangi bir yerden MDF bombe vesaire satın almıyoruz. Direkt kendi bombelerimizi kullanmaktayız arkadaşlar. Duvarların büyük bir kısmı kumaş kaplandı. Birleşim hataları sıfıra bu şekilde indirildi. Şimdi Almanya'ya iş yapıldığında en büyük yaşanılan sıkıntılar, ayrıntıya çok fazla önem veriyorlar. Bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle bir Alman'ın dahi ayrıntılarda hata bulamayacağı bir hale getirdik. Hep böyle onların dilinde olan bir Alman standardı, Alman kalitesi. İşte buyurun size Alman standardı, Alman kalitesi. Ayrıntılarda neredeyse sıfır hatayla üretim yapıyoruz. Yurt dışına bilginiz olsun.
Şimdi burada değişik bir alanımız var. Şöyle benim anlatmayı en sevdiğim yerlerden bir tanesi ama bunun banyosu geniş de oldu. Öyle çok dar, çok böyle sıkıntılı bir banyo olmadı. Gelin şöyle kesinlikle ama kesinlikle eğer ki aracın tavanında herhangi bir engel yok ise ne gibi engel olabilir? Pop-up gibi mesela biz tavan yatağı yapıyoruz. Ona o zaman tavan havalandırması koyamıyoruz. Ama eğer ki böyle bir şey yoksa arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle benim fikrim şudur. Tuvalete şöyle bir fanlı heki mutlaka konulmalıdır. En keyifli tarafı böyle sıcak havalarda falan benim gibi diğer adamlar bu küçük alanda, dar alanda bunalmasın diye tepeden fanın üflemesidir. Hem içeriye hem dışarıya üfleyebiliyor. Hekisi, havalandırması var, sinekliği var. Burada kasetli tuvaletimiz mevcut ve burada da banyo, duş alma alanımız mevcuttur arkadaşlar. Şuradan böyle aldınız burada duşunuzu. Alıyorsunuz, olur ya kapıdan su sızdırmasın diye burada bir duş perdemiz var. Buradan bunu yapıyorsunuz ve burası bu şekilde yine bakıyorsunuz bizim böyle kalem gibi olan aydınlatmamız banyoyu da ışıl ışıl bir hale getirmekte. Benim için ben bir çıkayım banyoyu bensiz bir çek. Şurada tavan hekimizi görebiliyorsunuz. Duvarda aydınlatmalarımız, duş başlığı tutucumuz, çeşmemiz, zeminde ızgaramız ve burada kasetli tuvaletimiz. Evet arkadaşlar, burası gerçekten çok keyifli bir alan. Yani geniş tutmaya çalıştık. Şunu da unutmamak lazım tabii. Araç kısa şase bir araç arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de böyle uzun, ekstra uzun araçlara falan bakıyorsunuz. İşte Mercedes Sprinter'lar, Crafter'lar vesaire kullanılıyor. Şoför arkasından 4.70 bir yaşam alanı veriyor bu ekstra uzun şase araçlar. Bunların mesafesi sadece şoför sırtından 3.20. Yani 1.5 metre daha kısadır bu araçlar. Onun için öyle sabit yatak koyayım, ön tarafa oturma grubu koyayım vesaire yapamıyorlar. Avrupa'da şehir içlerine girmek, kamp alanlarında yer işgal etmek vesaire daha zordur bu konuda. O sebepten dolayı kısa şase araçlar çok daha fazla tercih edilmekte. Şöyle ki ben sizlere tekrardan şuradan tabletimizi açmak istiyorum. Evet şimdi gel. Arkadaşlar şu anda burada daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın burada bütün aydınlatmalarımız dim yapılabilir bir şekilde. Bakın böyle güçleri kısılıp. Devletçim biraz geri çık. Şöyle sana şeyi göstereyim. Arka dolaplarımızı kapatıp açabiliyoruz. Arka kapıların aydınlatmalarına bakın. Onlar da buradan açılıp kapatılabiliyor. Böyle gece lambası gibi kullanılmak istenirse güçleri iyice kısılıp böyle kademe kademe arttırma işlemi yapılabilmekte. Bunlar böyle gece lambası gibi kullanılabilir arkadaşlar. Her şey buradan kontrol edilebiliyor. Aracımızda tepede iki tane güneş panelimiz var. İki tane 205 wattlık güneş paneli. 200 voltluk jel akümüz var. İnvertörümüz var. MPPT'miz var. Transfer switch'imiz var. Dışarıdan elektrik verdiğimizde içerideki prizlere direkt 220 volt elektrik geliyor. Onun dışında dışarıdan beslenmediğinde ise sadece invertörden 220 volt prizlerimizi besleyebiliyoruz. USB şarj noktalarımız var, aydınlatmalarımız var, buzdolabımız var, su ısıtıcımız var, ortam ısıtıcımız var. Ocağımız var, banyomuz var, tuvaletimiz var, akıllı karavan kontrol panelimiz var. Dışarıda dış duşumuz var. Dışarıda tentemiz var. Aklınıza ne geliyorsa bu araç full bir araç oldu. Eğer ki siz de böyle bir araç yaptırmayı düşünürseniz web sitemizi bilgi edinmek için ziyaret edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz karavan modellerini inceleyebilirsiniz. Fiyatlar hakkında web sitemizden bilgi edinebilirsiniz. www.fmkkaravan.com'u ziyaret edebilirsiniz veya WhatsApp'tan
bize yazarsanız sizlere bilgi vermekten memnuniyet duyacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz bir like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Videoların devamı, diğer yapım videolarımızı izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın. We'll be right back.